Elhamdülillahi ve kefe ve salatu ve selamu ala Resulünel Müştaba. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli seyirciler, Allah'ın rahmeti, bereketi, atıfatı, ihsanı, yardımı üzerimize, üzerlerinize olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, bir bayramı daha geride bıraktık. Rabbimize milyar keremiller hamdolsun ki Cenab-ı Hak bizi insan olarak yaratmış. Dört ayaklı hayvan da yaratırdı değerli kardeşlerim. Milyar keremiller hamd Allah'a mahsus olsun ki Cenab-ı Hak bizi Müslüman bir diyarda yaratmış. Chicago'da olabilirdik veya Frankfurt'ta olabilirdik. Allah'ım beldemizi ne güzel kılmış. Ezan sesleriyle uyandık, Kur'an'la dinledik değerli kardeşlerim. Bu bizim elimizde değil. Ondan dolayı hamd ediyoruz. Millar kere millar, Allah'a hamd olsun ki Cenab-ı Hak bizi Müslüman anadan babadan meydana getirmiş. Ya anne baba Hristiyan olsaydı, şu çift Yahudilerden biri olsaydık, halimiz nice olurdu. Millar kere millar, Allah'a hamd olsun ki Cenab-ı Hak bize hidayetini sunmuş. Bu çok önemli bir şey değerli kardeşlerim. Doğuştan hidayetli doğmuşuz. Bize bu hidayeti anamız vermedi, babamız verdi. Men yehdillahu fela muzille le. Cenab-ı Hak birine hidayet edip kimse onu çeviremez. Hemen yüzü fela hediyele. Onun kalbini kapatırsa kimse onu düzeltemez değerli kardeşlerim. Millâhür keremillâhür, Allah'a hamdolsun ki Cenab-ı Hak bizi böyle imanlı, izanlı hidayeti göndermiş. Millâhür keremillâhür, hamdolsun ki Rabbimize Ramazan-ı Şerif'i tuttuk sağlık afiyetle. Bayramını yaptık. Niçin bayram yapıyoruz? Oruçtan kurtulduğum için değil. Ya Rabbi sıhhat verdin, afiyet verdin, sağlık verdin, nasip ettin, orucu tuttuk diye bayram yapıyoruz. Ya tutmayanlar ne bayram yapacak? Ne bayram yapacak değerli kardeşlerim? Vallahi insan üzülüyor ve ağlıyor. Bu toplum ne oldu bu kadar değişti diye ağlıyor. Hidayete gelince değerli kardeşlerim, bir gün biz Filistin'de belgesel yapıyoruz. Mescid-i Aksa'dayız. Davut Aleyhisselam mezarına çıktık yukarıya. Dua ediyoruz orada. Yasin okuyoruz. Karşımızda Yahudi hahamları var. Hep böyle siyah fotörlü acayip giyinleri var. Onlar da orada Tevrat okuyor da bozuk Tevrat'ı. Ben orada ağladım. Ya Rabbi hamdü senalar olsun ki o adamda akıl var, bende de var. O da insan, ben de insanım. Demek ki akıl, bilim bu işi çözmüyor. Ya ben de burada Tevrat okuyabilirdim Allah'ım diye ağladım. Çünkü benim elimde değildi. Rabbim bana ikram etmiş değerli kardeşlerim. Bunun kıymetini bilmiyoruz ya. Allah hidayet vermiş, Kur'an vermiş, peygamber vermiş, her şeyini vermiş bedava. Ama adeta bu Ramazan'da isyanla yarış gittik değerli kardeşlerim. Yine Tanzanya'dayız, Guam Guam Parkı'nda. İçeri vahşi hayvanların olduğu yerdeyiz. Bir kabile var, oraya girdik, Masai kabilesi. Para verdik adamlara, bize gösteri yaptılar, tam tam dansı yaptılar. Fakir, cılız insanlar. Hiçbir teknoloji yok. Radyo, televizyon, hiçbir şey yok. Telefon, hiçbir şey yok. Gösteriden sonra değerli kardeşlerim, göğe aktılar, güneşe Allah diye taptılar orada, gözüm ver. Bizim yanımızda güneşe Allah diye taptılar. Ya Rabbi orada da ağladım. Ne büyüksün ya Rabbel Alemin. Hidayet vermişsin. Anadan babadan doğma değil. Ya Rabbi sen ne güzel merhamet sahibisin diye ağladım. Fiji'ye gittik konferansa. Dünyanın son adasına. Enteresan. Uçaktan herkesin de ben kaldım. Bekliyorum dışarıda. Bir saatten fazla. Şaşırdım ben neden bu kadar tutuyor diye. Sonra geçirdiler beni. Sordum tercüman vasıtasıyla. Niçin tuttunuz? Yıl 1914, yıl 84. İlk defa ben girmişim Türk olarak.
bu Osmanlı buraya niye geldi diye değerli kardeş incelerlermiş. Bizi götürdüler bir şeye, gösteriye. Bir kanal var, acayip giyimli adamlar ve ateş yanıyor taşlar üzerinde. Odunları kaldırdılar. Onların hahan başı mıydı? Neydi artık? İn adamları, din adamları. O taşı üzerinde yürüyorlar beraber. Yani keramet gösteriyorlar. Ben şaşırdım ya dedim nasıl oluyor bu iş. Çözdüm meseleyi. Onlar yürüye yürüye yanlayak hücreler ölmüş. Köseleden daha kanlı olmuş. Etkilenmiyor. Değerli kardeşlerim. Sonra oraya Allah diye taptılar ben gördüm. Ateşe taptılar. Ya Rabbi dedim ne büyüksün ya. Ben burada olsaydım. Burada da olsaydım ya Rabbi. Acaba halim ne olur diye ağladım orada. Değerli kardeşlerim gelin bunu değerlendirelim ya. Hidayet vermiş Cenab-ı Hak. Bu insan niye? Namaz yok niye? Oruç yok niye? Faiz almış başına gidiyor. Niye? Belalardan da başımız kurtulmuyor değerli kardeşlerim. Ve bir anı daha anlattım. Bir Fijili Müslüman evine davet etti bizi orada. Kalabalığız. Nijerya'dan var, Malezya'dan var, Java adalarında, Sumatra adalarında var. Yemekten sonra çalışıyoruz, böyle tanışıyoruz. Adam karşımda bana geldi, ben Türk dedim. Adam ayağa kalktı, ağlıyor. Türk, yes Türk, böyle defalarca söyledi. Tercüman devreye girdi. Cennet mekan, Abdülhamit Han sağken bize Kur'an gönderirdi. Hoca gönderirdi, gıda gönderirdi, silah gönderirdi. Bize akardı, biz öyle olduk diyor değerli kardeşlerim. Latife bir salon. Ecdadımız onunla götürmüş. Fakat dedi ki, biz Türkiye'nin Hristiyan olduğunu duyduk, ne dersin? Yok dedim elhamdülillah, anlattık. Adam ağladı, elhamdülillah dedi böyle yüzüne sürdü değerli kardeşlerim. Görüyor musun, kıymetli bilin. Ve İki Can Sultan'ın amcası Ebu Talip, bakan amcası, koruyan amcası ağır hasta yatıyor. Amca ne olur gel la ilahe illallah Muhammed. Bir türlü delirtemiyor. İsrar. Ayet geliyor estağfurullah. İstağfir lehum evlâ testağfir lehum seb'ine merre. 70 defa istiğfar etsen faydası yok diyor Cenab-ı Hak. Ve değerli kardeşlerim görüyor musunuz? Millar keremiller hamdolsun ki Cenab-ı Hak bize hidayet sunmuş. Kur'an göndermiş. Gökyüzünde Ahmet, yerde Muhammed diye anlamı peygamber göndermiş. İki Can Sultanı buyurur ki, Adem galipteyken 40 sene önce benim nurum gelmişti diyor değerli kardeşlerim. Hazreti Adem bakarmış böyle, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu nedir ya Rabbi? Ahir zamanda gelecek benim Muhammed'im sevgilim peygamberim diyor değerli kardeşlerim. Evet böyle bir bayram yaptık. İki Can Sultan'ı anlatıyorum. Kavimlerin bayramı İbrahim Aleyhisselam'ın bayramı. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılıyor. Allah kul ya naru kuni berdan ve selamun ala İbrahim emir veriyor. Ey ateş yakma. Yakma özelliğin olsa mı selamette kıl. O gün bayram ediyor İbrahim Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam'a gelince Nemrut'un Firavun'un yanına gidiyor. Toplamış müneccipler bir bayram günü. Yarışa girmişler. Atmışlar iplerini. Fiziki illüzyon oluyor değerli kardeşlerim. Hareket ediyor. Musa'yı Allah at Musa asan atıyor. Ejderha olmuş hepsi toplamış. Firavun üzerine doğru gidiyor. Ya Musa kurtar beni ben iman edeceğim diyor. Ama monopol sermaye olan insanlar Haman ve diğerleri iman ettirmiyorlar. Ve değerli kardeşlerim o gün bayram oluyor. İsa Aleyhisselam'dan sofra istiyorlar. Biz sofra indik inanacağız diyorlar. Allahümme Rabbena enzil aleyna maideten mines semai tekünü lene. اَيْدَا لَاَوَّلِنَا وَاَخِرْنَا وَاَنْتَمِّكْ وَاَرْزُقْنَا وَاَنْتَقَرُوا رَزِينَ Rabbim diyor, gökyüzünden bize bir kez sofra indir. Hem bizim için bayram olsun, hem de iyi olsun diye sofra istiyor.
Gökyüzünden Allah sofra gönderiyor, ikram ediyorlar onlara. Fakat yine iman etmiyorlar değerli kardeşlerim. Hidayet ayrı bir olay. Ve Harun, Musa aleyhisselam dua ederler. Filistin'e girmek için bugünkü yere. 40 sene sonra dualar kabul oluyor. Bir nesil meydana gelmiş. Emret ya Musa, savaşacağız diyorlar ve Filistin'e giriyorlar. Bu açıdan millar keremiller hamdolsun ki Cenab-ı Hak, değerli kardeşlerim, ashab-ı güzin ağlıyorlar bizim halimiz ne olacak diye. Ramazan bayramını ve kurban bayramını gönderir Cenab-ı Hak. Bereketli, görüyor musunuz? Hatta hayrumun elfi şehrin içinde kadir bulunmayan bin aydan daha hayırlı bir ay da gönderiyor. Bundan dolayı Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz değerli kardeşlerim. Hatim dualarımız var. Mustafa Kıtır kardeşimiz vardı bizim. Yukarı Pınar başından hac ve umremiz oldu. Çok sakin bir arkadaştı. Allah rahmet eylesin. Yağmur Damla diye var. Hüseyin Yiğit, Yusuf Mer. Bunlara hatim duası yapacağız inşallah sonunda. Siz de amin dersiniz. Tüm geçmişlerimize bağışlarız değerli kardeşlerim. Musab bin Ömer radıyallahu anh. İki can sultanı şöyle buyuruyor. Şehit gördüğü mükafat ve ikramdan dolayı dünyaya dönmeyi ve Allah yolunda 10 defa ölmeyi, şehit olmayı isterler diyor. Musab bin Umeyr Mekke'nin zengin çocuklarından birisi. Anne baba varlıklı, çok güzel giyinirmiş değerli kardeşlerim. Ona aşık olanlar varmış. Çok sevil bir insan. Nihayet Hazreti Ali vasıtasıyla iki can sultanın yanına geliyor ve iman ediyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyor. Bir müddet gizliyor. Sonra açığa çıkıyor. Amcaları değerli kardeşlerim, İşkence tabi tutuyorlar. Annesi işkence yapıyor. Bir ahıra kapatmışlar. Gece göz aç ve susuz. Annesi, oğlum sen dönmedikçe ben yemek yemem diyor. Vallahi anne, ölsen de ben gam yemem. Ben iki can sultanı vazgeçmem diyor değerli kardeşlerim. Çok büyük işkence görmüş. Musab bin Umeyr radıyallahu anh. Sonra Musab bin Umeyr radıyallahu anh hicret ediyor. Habeşistan'a hicret ediyor. Sonra tekrar dönüyor Mekke-i Mükerreme'ye. Yine aynı işkenceye tabi tutuyorlar. Sonra Medine-i Münevvere'ye geçiyor değerli kardeşlerim. Musab bin Umeyr radıyallahu anh. Çok güzel Kur'an okurmuş, sesi güzelmiş. Ya Musab oku demiş Peygamberimiz, güzel Kur'an-ı Kerim okuyor. Ve savaşlara gidiyor Musab bin Umeyr radıyallahu anh. Hiç ayrılmıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Gece gündüz birlikte oluyor. Ama o zengin çocuğu fakirleşmiş. O yine halinden memnun. Rabbim bana sen hidayet verdin. Başka bir şey istemem diyor. Musab bin Umeyr diğer gençlere örnek oluyor değerli kardeşlerim. Davasını satmıyor. Dinden dönmüyor. Ama en ağır işkenceleri görüyor. Bu kadar zengin bir adam, zengin çocuğu. Bu kadar iltifatı var, herkes seviyor. Fakat o doğru iki can sultanına varıp iman ediyor değerli kardeşlerim. Şimdi bu kadar işkenceye rağmen Bilal da olduğu gibi. Ben hayret ediyorum gençlere. Altyapısı yok. Vahiy kültürü yok. İman nedir? İslam nedir? Kur'an nedir? Bilgisi yok. Şimdi de $500 imanlı İslam'ı terk ediyor değerli kardeşlerim. Evet, deist %17 olduğunu söylüyorlar deizme göre. %15 ateist olduğunu söylüyorlar. Allah'ım ıslah eylesin inşallah. Çok üzülüyoruz. Ekonomi 10'da 5 yılda düzelir ama
bu nesil, göbeğine kadar açan bu nesil, iffet tanımayan bu nesil, zinayı mübah sayan bu nesil, faiz normaldir diyen bu nesil, bir 30 yılda anca düzelir. Rabbim dua edelim de Cenab-ı Hak istahilesi inşallah değerli kardeşlerim. Musab bin Umeyr Hendek Savaşı'nda İkinci Sultan'ın yanında yer alıyor. Savaşıyor, çok güzel ok atıyor. Ve nihayet Musab bin Umeyr Medine'de yukarıdan haber geliyor istihbaratçılardan. Mekke'den büyük bir ordu geliyor. Büyük bir ordu savaşa geliyor. Ve iki cihan sultanı sallallahu aleyhi ve sellem bir rüya görüyor. Rüyasında bir deve kurban ediyor. Ve elindeki kılıç kabzası elinde oradan bir gedik açılıyor. Sabahleyin buyururlar ki ey ashabım ben bir rüya gördüm. Bir deve boğazlandı. Benim yakında biri gidecek. Kılıcım ucu kerti kaldı, deli kaldı böyle. Ama ben ölmeyeceğim. Bana bir kötülük gelecek diyor. Ne yapalım? Hendek'te olduğu gibi müdafaa mı yapalım? Yeni yetişen gençler hayır diyorlar. Savaşa çıkacağız. Ve ekseriyet istediği için iki can sultanı zırh üstüne zırh giyip savaşa geliyorlar. İstirahat mescidine geldiği zaman ya Resulallah sen dönelim diyorlar. Buyurur ki hayır zırh üstüne zırh giyen peygamber geri dönmez diyor değerli kardeşlerim. Enteresan. Okçular var tepe. 40 tane 50 tane okçuyu bırakıyor oraya. Ve sıkı sıkı tembih ediyor. Sakın ha burayı terk etmeyin. Velev ki biz galip de olsak, mağlup de olsak terk etmeyin burayı siz mi? Savaş yapılıyor. Savaşta değerli kardeşlerim Müslümanlar galip geliyor. Hazreti Hamza arkadan gelmiş. Pardon Halit Ömer arkadan gelmiş. Hamza öde savaşıyor. 20 kilometre mesafeden gelmiş. Okları takip ediyor. Bir hamleyle diyorlar ganimete. Net ganimet alıyor diyorlar. Durmayalım. Komutan ben Abdullah diyor ki terk etmeyin. Allah Resulü'nün emri var diyor. 4 veya 6 okçu kalıyor. Aşağıya iniyor terk ediyorlar. Giden müşrik grubu gerisi geri dönüyor. Öyle bir kıskaca almışlar ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ok yağmuruna tutuyorlar. 10 kişi koruyor Peygamberimizi. 10 tane sahabi. Bunlardan bir tanesi vay Nesibe. O kadar güzel savaşıyor ki sağa sola vuruyor. Büyük oğlu yara almış. Anne kolum kopuyor. Yetiş. Oğul başının çaresine bak. Ben Resulullah'ı bırakamam diyor. Biraz sonra küçük oğlu yara almış. Oğul başının çaresine bak. Ben Resulullah'ı bırakamam diyor. O anda bir ok gelir iki can sultanına birden dişini kırar. Değerli kardeşlerim. Dişini kırıyor. Nasibe savaşırken Nasibe diyor şu bak. Öyle öldürüyor ki iki tane adamı. Oğlanları öldürenler orada öldürüyor. Değerli kardeşlerim. Resulullah soruyor Cebrail'e. Sıkıntı çektiğin an oldu mu oğlu ya Resulullah? En ağırı siz o savaşındaydınız. Sözünüz dinlenmedi terk ettiler. Bir ok geldi size kan akıyordu. Rabbim gazaba geldi. Ya Cibril koş. Habibimin, edibimin bir damla kan toprağa dökülürse ciharı yakarım, mahvederim dedi. Ubeyde bin Cerrah yalıyordu kanı. Oku çıkarıyordu. Cibril ben kanını toprağa akıtmadım, dökmedim ya Resulallah. Bir damla kanı uğruna cihanı yıkarım deyince Cenab-ı Hak. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Fakat nerede bizim Müslümanlığımız? Nerede peygamber sevgimiz? Düğünlere bakıyorsun. Nikah kıyılıyor besmeleyle. Düğün de başka türlü oluyor değerli kardeşlerim ya.
Size bir nokta vermek istiyorum. İmam-ı Azam Şafii'nin müşterek görüşü. Eğer bir insanın parası haramsa, o düğünü faizle, krediyle yapıyorsa, sakın o düğüne gitmeyin, iştirak etmeyin davet ediyor. Kim? İmam-ı Azam Şafii Hazretleri. Maalesef buradan bozuyoruz biz değerli kardeşlerim. Evet, sonra galip konumuna geçiyorlar tekrar. Düşman kaçıyor. Değerli kardeşlerim, Musab aranıyor o anda. Musab, sen şehit olmadın mı diyor savaşma esnasında. Ya Resulallah, ben meleğim, Musab değilim, onun dediği geri diyor. Uhud'da savaşırken şehit oluyor Musab bin Umeyr. Değerli kardeşler, topluyorlar cesetleri, şehitleri. Musab'ı defnedecekler, gömlek üzerindeki gömlekle gidecek. Aşağı indirseler burası açık kalıyor. Çekse ayakları açık kalıyor. Ve otlar da kapatmışlar, ayaklarını defretmişler. Şehit Musab bin Umeyr radıyallahu anh değerli kardeşlerim. Çileyi görüyor musunuz? O zengin çocuğu şehit olduğu zaman üzerinde gömlek kısa geliyor. Gömlek kısa geliyor. Kefen vazifesi göremiyor. Ve şehit oluyor. Allah'ım rahmet eylesin. Hazreti Hamza'ya gelince değerli kardeşlerim, vahşi takip edermiş boyuna. Ki Hint, onu vurursan seni ben serbest bırakacağım demiş, azat edeceğim. En sıkışık anda öyle bir ok atmış ki vahşi tam kalbinden vurmuş. Hani demişti ya peygamber, bir deve kestim ben. Deve Hazreti Hamza'ya geliyor. Kılıcım ucu gerildi, dişine ok geliyor değerli kardeşlerim. Ve şehitleri toplarken Hazreti Hamza'nın göğsü yarılmış, kulakları kesilmiş, edep yeri kesilmiş, böyle görüyorlar. İki can sultanı ayağa kalkıp intikam almadan dönmeyeceğim diyor. Cibril geliyor, ya Muhammed sen intikam peygamberi değilsin. Ama ersenleke illa rahmeten lil aleminsin diyor değerli kardeşlerim, Allah'u vermesin. Ve Hazreti Hamza'yı deveye koyuyorlar. Bir türlü deve gitmiyor. Deve gitmiyor. Ve ses geliyor değerli kardeşlerim, Hazreti Hamza'dan mani olarak. Melekler sesleniyorlar. Uhud Dağı sesleniyor. Ya Resulallah, Hamza Bey de şehit oldu. Biz vermek istemiyoruz, burada kalsın. Hazreti Hamza orada bırakılıyor bunun üzerine. 40 sene sonra bir sel gelmiş. Açılmış cesetler. Hazreti Hamza'nın kanı akar görmüşler, şehit. Şimdi giderseniz umreye, hacca tavsiyem olsun size. Gece 12'den sonra Hazreti Hamza'ya gidin. Öyle bir güzellik oldu, öyle bir koku geldi ki mest olursunuz. Tekrar ediyorum. Gece 12, 1, 2'de Hazreti Hamza'ya gidiniz. Medine'nin valisi odur. Dua oradan gelir değerli kardeşlerim. Evet, size benim tavsiyem olsun diye hatırlatmış oluyorum. Musab bin Umeyr radıyallahu anh şehit olan büyüklerimizdendir. Cenab-ı Hak kabrini pırnul eylesin. Bize şefaatini ikram eylesin inşallah. Evet, bize gelen sorular var. Şimdi onları cevaplayacağım ben. Facebook'tan, WhatsApp'tan atıyorlar. Konya içi, Konya dışından. Hocam, babam oruç tutamadı. Vefat etti. Onun yerine ben orucu tutsam olur mu, olmaz mı diyorlar. Değerli kardeşlerim, Hanefi mezhebine göre namaz, oruç ferdi ibadettir. Müstakil ibadettir. Siz onun yerine oruç tutamazsınız, namaz da kılamazsınız. Ancak onun oruç kefaretini verirsiniz. Yani fidyesini verirsiniz. 30 gün mü? En az 200 TL'den hesap edersin, 6000 lira verirsin. O tutmuş oluyor değerli kardeşlerim. Şafii mezhebine göre ise şu hadise dayanarak şöyle bu, kim ölür de üzerinde oruç borçlusu olursa, bulunursa onun yerine velisi orucu tutsun. Tutabilir diyor İmam-ı Şafii radıyallahu anh. Tabi
Bizde ekseriyet Hanefi mezhebine olduğuna göre biz deriz ki babanın yerine oruç olmaz, namaz olmaz. Ancak onun yerine hayır sanat yaparsın, fakirleri doyurursun, ikram edersin değerli kardeşlerim. İnşallah onun sevabı da ulaşır. Hocam, Ramazan'dan önce kaza orucu tutarken orucumu bozdum, yedim içtim ne olacak diyor. Değerli izleyiciler, kefaret ne zaman lazım gelir? Ramazan'da tutulan oruç bozulsa kefaret lazım gelir. Hani ki mezhebine göre. Ama Ramazan'dan sonra kaza orucu tutarken bozsan güne gün lazım gelir. Siz nafile oruç tutuyorsunuz, bozmuşsunuz, kaza edeceksiniz. Vacip oluyor üzerinize. Tekrar edeyim. Üzerinize vacip oluyor. Bir gün oruçluyum değerli kardeşlerim. Leyla-i Kadri, pardon, Berat Kadri neydi öyle bir şey. Bir köye gittik, kahveye oturduk, bir çay geldi bana. Çok güzelmiş. Bir daha geldi, yere kadar içtim, oruç olduğum aklıma geldi. Ya Rabbi dedim, ne büyüksün sen. Demek ki unutturdun, çay içtin. Benim rızkım yazılmış oraya, ondan dolayı değerli kardeşlerim. Siz onu kaza edeceksin ki vacip oluyor. Hocam, biz bir yanlışlık yaptık. İmsaktan önce zaman var diye kalkmadık. Sonra imsak basmış, yani açmış, geçmiş. Biz zannettik ki hala olmadı. Biz de o zaman iftar sahuru yedik diyor, ne olacak diyor. Yanlışlıkla vakit vardı diye yemişseniz orucun bozuldu. Onu kaza edeceksiniz. Yani oruç kaza edecek. Ama nasıl olsa bozuldu diye yerseniz o zaman kefaret lazım gelir. Değerli kardeşlerim, bir daha Ramazan'da unutarak yer içerseniz yediren içiren Allah'tır. Onun kazası lazım gelir. Pardon, hiç bozulmaz o oruç. Devam edeceksiniz. Oruç bozulmaz. Çünkü yediren Allah, içiren Allah. Bir daha söylüyorum. Ramazan'da daldırdınız, çay içtiniz, bir şey içtiniz. Hemen temizleyeceksiniz ağzınızı. Ve devam edeceksiniz. Bir şey lazım gelmez. Ama sonra yerse içerseniz 61 lazım gelir. Haberiniz olsun değerli kardeşlerim. Geldi geçti Ramazan'da. Hocam, komşumuzun kocası öldü. 3 tane çocuğu var. Yetimleri var. İkisi 10-11 yaşlarında, biri 17 yaşında. Biz bu hatunun parası var 600 bin lira civarında. Zekat veriyoruz, olur mu diye soruyorlar. Kesinlikle hayır. 80,10 gram altını olan bir adam veya piyasaya göre 160 bin lira olsa olan bir adam zekat vermekle mükelleftir, farzdır. O bayan zekat verecek, zekat alamaz. Alması haramdır. Verenin zekatı da olmaz, iadesi lazım gelir. Büluğ çağına ermeyen çocuklara zekat verilmez. Zengin olduğu zaman babası annesi. Ancak büluğ çağına eren ki 17 yaşında çok zekat alabilir. Onun malı yoksa tabii. Bir daha tekrar edeyim değerli kardeşlerim. Buna yardım etmişler. 600 bin lira parası olmuş. Ev yapacağım, ev alacağım diyorlar. Zekat mevsimi gelince 40'ta bir yüzde küp zekatını verecek değerli kardeşlerim. O çocuklarına buluğ çağına ermeyenlere zekat veremezsiniz. Ancak buluğ çağına eren varsa ona zekat verebilirsiniz. Niçin? Ve envelim hakkul lisel vel mahrum. Onların mallarında yetimlerin, miskinlerin, fakirlerin hakları vardır diyor. Değerli kardeşlerim. Bundan dolayı o kadının parasında yetimin, miskinin de hakkı vardır. Bu açıdan ona zekat veremezsiniz, haberiniz olsun. Hocam, sizi sosyal medyadan takip ediyoruz.
Bazı suçlu arkadaşlarla tartışıyoruz. Biz yüksek vergi veriyoruz. Bu vergi zekata sayıyoruz diyorlar. Evhat. Zekatın nasıl olacağı Allah bildirmiş esas böyle. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهِ وَالْمُفَلِّ قُلُوبِ وَفِي الرِّقَابِ وَبِرْ سَب۪يلِ 8 sınıfa zekat verilir değerli kardeşlerim. Devlete zekat olmaz. Bakınız tekrar ediyorum. Fakirlere, miskinlere, zekat amirle memurlara, cihad edenlere, yolda kalmışlara zekat verilecektir. Zekat temlik hakkı vardır değerli kardeşlerim. Bir de hatırlatıyorum kaynak. Mebsut. Zekat bahsi. Evet. Fıkıh İslah Kamusu Ömer Nasuh Bey'in zekat bahsi. Fetavayinde zekat bahsi. İbn-i Abid'in zekat bahsine bakınız. Orada bunu bulacaksınız değerli kardeşlerim. Evet. Devlete verilen vergi zekat yerine geçmez. Devlet nereye harcıyor? Bilemiyoruz ki her yere harcıyor. Bu açıdan vergi vatandaşlık görevi onu yapacağız. Ama zekat Allah'ın emri farzdır. Değerli kardeşlerim, bir ipucu veriyorum buradan. Estağfirullah. Ya eyyühellezine emenü, ey iman edenler, tayyibetime keseptüm. Kazandığınız malların temizlerinden verin. Güzelinden verin. Habil gibi, Kabil gibi olmayın. Tayyibeti mekes ettim. Demme ahraca aleküm yel arz. Arzdan onu çıkaran bizi diyor değerli kardeşlerim. Yine ayet-i kerimede huz min evvelim. Ente Muhammed. Onların mal zekatlarını al. Sadakaten. Zekat. Tudahhiruhum. Mallarını temizle. 100.000 TL parası olan bir insan. 2500 lira zekat vermesi gerekiyor. Vermezse tüm para harama giriyor kul hakkı olduğu için. Ve Cenab-ı Hak ve sen ondan mallarını temizle. Tayyip et merkez yaptım diyor. Mallarını temizle. Tudahhir ol mallarını temizle. Ve tüzekim diye ruhlarını temizle değerli kardeşlerim. Ve onlara dua et. İnne salatı kesekenü lehum. Senin duan bir emniyettir, bir huzurlu sakenedir diyor değerli kardeşlerim. Tekrar ediyorum. Vergi zekat yerine geçemez. Bunu zekata mahsup edemezsiniz. Ederseniz kendinizi yakarsınız. En ağır ayet Kur'an'da zekatla ilgili. Estağfirullah. Namaz, oruçta yok böyle bir ayet. Ve veylül lil müşrikîn. Yazıklar olsun o müşriklere. Allah'a eş ve ortak koşanlara. Baba oğul ruhsal kut deyip Allah böyle evlat yapanlara, evli yapılık yapanlara. Kim onlar? Leytüne zekate. Zekatlarını vermiyorlar. Ehum bir ahiretim kafirin. Ahireti inkar eden kafirlerdir diyor. Benim değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak zekatı vermeyenle Allah eş ve ortak koşanı aynı kefeye koyuyor. Değer mi ne diyorsunuz ya? Değer mi Allah aşkına ya? Evet hatırlatmış oldum ben de değerli kardeşlerim. Eskişehir'den arıyoruz. Bir evde bir hoca yatsı namazını kıldırdı bize. Devam şimdi bayramdan sonra. Sonra vitir namazını kıldırdı bize. Hocam olur mu olmaz diye soruyor. Hanefi fukahasına göre vitir namazı 3 rekat bize vaciptir. Vaciptir. Vitir namazı ancak Ramazan'da teravihle bağlantı kurulur. Değerli kardeşlerim. Bunun dışında cemaatte vitir namazı kılınmaz. Hem günaha girersiniz ya. Emir dinlemez mi? Nasıl hocaymış bu Allah aşkına ya? Bir daha söylüyorum. Vitir namazı ancak teravih ile bağlantılıdır. Teravih namazından sonra vitir namazı kılınır. 3 rekat. Şafii Hanbelilerde 2-1 kılıyorlar değerli kardeşlerim. Onun için umreye gidenler hatırlattı çoklarına biz. İmam orada 2 ve 1 kıldırır. Siz kılmış, onlarla kılın.
Ama arkadan da vitir namazını tekrar iade edin çünkü vacip bir namazdır. Evet değerli kardeşlerim, bu hoca efendi yanlış yapmış. Bu hoca efendi o vitiri beraber kılamazlar, cemaatle kılamazlardı. O ancak teravihe bağlıydı. İmam-ı Şafii'ye göre vitir namazı teravih namazıyla birlikte kılınır. Ramazan dışında hiçbir zaman dışında cemaatle namaz kılınmaz. Bu da Şafii'nin görüşü değerli kardeşlerim. Yanlış yaptığını hatırlatmış oluyoruz. Hocam yeni bir karar varmış. Bakın ben de intikal ediyorum. Kerahat vakti var mıdır? Kaç dakikadır? Yeni bir fikir var. 40 dakikayı 10 dakikaya düşürmüşler. Ne dersiniz diyorlar. Allah aşkına ya. Kitaplar yeniden mi yazıyorlar? Hanefi mezhebine göre 3 vakit vardı ki buna kerahat vakitidir. 1. Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğar. 40 veya 45 dakika kadar beklenir ki kerahat vaktidir. Harama yakın bir mekruhtur, tahrime mekruhtur değerli kardeşlerim. Burada hiçbir namaz kılınamaz. 2. Öğleyin Semtur Rey'i istiyoruz. 40 veya 45 dakika kadar öğle namazına hiçbir namaz kılınmaz artık. İkindiden sonra akşama doğru hiçbir namaz kılınmaz. Kerahat vaktidir. Haram vaktidir değerli kardeşlerim. Ama ikindi namazdan sonra kaza namazı kılınabilir. Nafile namaz kılınamaz. O da Türkiye'de 40 veya 45 dakikadır sürer değerli kardeşlerim. Allah'ını severse bu nasıl indiriyorsunuz ya? Niye göre indiriyorsunuz? Güneşi mi bağlıyorsunuz? Efendim gideriz biz Mekke Medine'ye. Burada kerahat vakti yoktur derler. Yani İmam-ı Azam hiç bilmiyor. Bunlar biliyorlar. Kabe'de kerahat vakti vardır. O vakitler namaz kılınmaz. Tavaf namazı da kılınmaz. Ama Şafii mezhebine göre Tahiyyat-ı Mescid namazı kılınabiliyor. Şimdi değerli kardeşlerim hiçbir namaz kılınamaz. Kılarsan ne olur? İşte böyle olur değerli kardeşlerim. Biz hem Mekke'de hem Medine'de defalarca bayram namazı kıldık. Sabah namazı biter. Tekbirat gelir. (gülüyor) 30 veya 35 dakika sonra namaz kılınır. Niçin? Ekvator olduğu için, ekvator dik geldiği için orada kerahat vakti 25'e kadar düşer, 25 dakikaya kadar düşer. Kış günleri uzanıyor. Bu açıdan Kabe'de biz hem yağmur namazı kıldık, hem bayram namazı kıldık ama mutlaka kerahat vakti çıktıktan sonra kıldık. Hani Kabe'de kerahat yoktu ya? Hani Kabe'de kerahat vakti yoktu ya? Allah'ım ıslah eylesin inşallah ya. Yani Nasreddin hocam eline bir böyle bıçak almış kaba gibi. Hocam bunu ne yapacaksın demiş. Hataları düzelteceğim bıçakla demiş. Böyle demiş. Şimdi biz nasıl düzeltleri bilemiyoruz ya. Yine bir soru soruluyor. Acı çekecek neyse söylüyorum. Geçen iki soru. Hocam biz Müzdelife'den gece hareket ettik geldik. Ve kurbanların saat 3'te kesilmiş. Biz de İran'dan çıktık. İkinci Han Sultan'ın döneminde birisi ya Resulullah namazdan önce bir kurban kestim. O et yerine geçer. Tekrar kes. Evet. Namaz kılındıktan sonra bayram namazı ondan sonra kurban kesilebilir. Saat 3'te kesilen kurban kurban değildir. Onun iadesi lazım geliyor. Ama ben söylemiyorum ki bakın kitaplara. Bir de İmam-ı Azam'a göre değerli kardeşlerim tertip vaciptir. Taş, baş, tıraş. Yıllarca haçta olduk. Hep bunu yaptık biz. Taş, baş, tıraş. Evvela şeytanı taşlarız. Gelir otele bekleriz. Kurban kesildi haberini alıncaya kadar çıkmayız İhram'dan. Haber gelir İhram'dan öyle çıkarız değerli kardeşim. Sonra tıraş oluruz. Bu da İmam-ı Azam'ın görüşü vereyidir, emridir. Hocam biz aracıyız. Zekatı alıp veriyoruz. Caiz mi diye soruyorlar. Yani emanetçi olarak elbette. Zekat alıyoruz, biz de alıyoruz. Ama
yayları yayıyoruz. 175 öğrenci Tanzanya'da var. Onlarla ilgileniyoruz. Yakında cami yapacağız oraya Allah'ın izniyle. Onları koruyoruz. Yetimler var. Fakirler var. 160 öğrenci burada var. Burslarını verdik. Aşçı var Kur'an kursunda. Yemek yapar. 3-4 tane erkek evi var, kız evleri var. Böylece biz aldıklarımızı zekat olarak onlara dağıtıyoruz değerli kardeşlerim. Yine bir soru gelmişti bana Ramazan'da. Hocam ben iftar yemeği vereceğim. Evet. Zekata sayabilir miyim diyor talebelere. Şöyle olur. Eğer talebe yiyecekse zekat olur ama içlerinde bizim gibi olanlar varsa onları ayıracaksın. Onların parasını vereceksin o lokantaya değerli kardeşlerim. Yani zekatı yemeğe çevirecek ama talebenin olması lazım. Fakir öğrencinin olması lazım. İçinde ağa da var, zengin de var. O zaman o zekat olmaz değerli kardeşlerim. Allah müstahil etsin inşallah. Hatta incelik var. Tabaklar var ya, setler var ya. Talebe alıp gidecek. O zaman Ali bile alay olur. Değerli kardeşlerim. Evet. Hocam biz Ramazan'da umredeydik. Hanımım rahatsızlandı. Ayhali oldu. Başımızdaki hoca efendi tavaf yapabilirsin diye tavafa soktu bizi. Tavafı yaptık. Kabe'yi tavaf ettik. Sonra umre olmadı dediler bize, diyeceksiniz. Değerli kardeşlerim. Ayşe annemiz diyor ki biz Mekke'ye geldik Efendimiz'le. Ben rahatsızdım. Beni Kabe'ye sokmadı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü haramdı girmesi. Temizlendik de Abdurrahman'la Tenaim de ben ihram giydim, tavaf yaptım diyor. Kesinlikle renkli hali olan bir kadın Kabe'ye giremez. Say mahalline giremez. Orası da artık Kabe olmuştur. Yaparsa ne olur? Haram işlemiş olur. Senin hanımın haram işlemiş. İşletmişsiniz ona. Büyük günaha girmiş. İkincisi bir koyun kurban edeceksiniz. Ama kurban yeri Konya değil ha. O haram bölgesi olacak. Haram bölgesi. Ne demek haram bölgesi? Kur'an'da Lellezi Bekke'de mübareken geçer. Mekke. Mekke ne demek? Ben merak ederdim. Haramda avlamak yasak diye Kabe aklıma gelirdi. Hudeybiye'de taş var. Sınır taşı. Cebrail diktiriyor. Az ilerisi normal namaz yerine geçer. Burada 100 bin rekat yerine haram bölgesi burası. Tenham'da var. Mescidin bu yanında var. Ciğrani'de var değerli kardeşlerim. Takriben 30 kilometre civarında harem alanı var. Kurbanın orada kesilmesi lazım. Hatırlatıyorum. Bir yaz günündeyiz, haçtayız. Eski mezunlukta oturuyoruz. Birisi geliyor ama adam yüzü falan kızarmış. Sormuş bizi. Hoca mısın sen daha dedi. Koyun olmazsa keçi yaptıraman kayıp değil. Buyur. Ha benim adam hastaydı diyor. Ha başımızda koca, ben 4 defa hac yaptım. Peygamber Ayşe annemizi tavafa soktu dedi. Benim karı diyor, tavaf yaptırdık. Sağ yaptık. Olmadı dediler, ne dersiniz? Ha dedim ki, bir deve kurban edeceksiniz. Başka kurtuluşunuz yok. Ne dedi? Bunun başka yolu yok mu? Burada pazarlık olmaz dedim ben, değerli kardeşlerim. Hac zamanı. Eğer hanım tavafa girerse, tavaf ederse hem haram işler hem de ceza olarak bir deve kurban etmesi gerekiyor. Hukuk mu benim hüküm değil ha. Kaynak olarak veriyorum. Bir kitap var bende İrşad-ı Sari diye. En güzel Hanefilerin hac rehber kitabı. Çok güzel. Evet değerli kardeşlerim. Hacca gidecekler de var. Umre'ye gidiyorlar şimdi. Tavsiyemiz şu. Burada bir kere güzelce giyinin niyet edin. Niyetiniz iki rekat namaz kılın. Kabe'ye vardıktan sonra elinize
belinize, dilinize sahip olun değerli kardeşlerim. Orası Kabe. Sevap 100.000, günah da 100.000 yerine geçiyor. Bir anekdot anlatacağım. Altın ortadan gidiyorum ben, o yana doğru çıkacağım. Bir adam eline almış bir şey, bastın, hanımını dövüyor orada ya. Sövüyor, küfür ediyor Kabe reisine. Niye hanımcağız yani, köylü kadını. Burada otururken kaldırmışlar, bulamamış, çok aramışlar. Ya Hacı Efendi sen neredesin dedim ben ya, neredesin? Dinliyor musunuz? Adam Kabe'de karısını dövüyor, küfür ediyor. 50 defa haç yapsa ne olur? Değerli kardeşim, 50 defa haç yapsa ne olur? Yine bir gün Ramazan'da Kabe'deyiz. Hem de mültezime yakın bir yerde oturuyoruz. Bir ama cemaat doldu artık, kapanıyor oralar. Çünkü farz yakın. Bir Türk geliyor, sövüyor ya. Bunlar kapatmışlar da tavaf yeri de, Allah Allah, Allah. Adam biraz küfür ediyor ya. Tavaf yaparken bunu yapıyor ya. Ya bu adam hac yapsa ne olacak, umre yapsa ne olacak? Değerli kardeşlerim. Yine bir hac zamanı tavaf ediyoruz. Selamladık, geçtik. Bir Türk Afganistanlı ile kavga ediyorlar. Tavaf esnasında. Hemen ben devreye girdim. Üsküz ya hacı. Üsküz dedi ben adama. Ve la rafese ve la cidale fil haccı. Haçta refah ve cidal yoktu dedim. Adam kaçtı gitti. O Türk var ya. Arkama düştü beni kavga etmiyor. Sana ne diye. Korktum ben de kaçtım ya. Adam Kabe'de tavaf ediyor. Tavaf ederken küfrediyor. Adamı dövmeye çalışıyor. Heyhat. Sakın ha bunları yapmayın. Günah da 100.000 yerine geçiyor. Konya'dan bir hacı gönderdik. Tesbih adam. Geldi. Gittim tebrike. Ya yoklayın bakayım dedim ya. Tam çok hocam dedi, kalabalık dedi. Zor tavrı yaptık. Sorma ya dedim. Bazen öyle haksızlık oluyor ki adamın ayağına basıyorlar. Eziyet ediyorlar. Sorma hocam ya dedi. Biri ayağıma bastı. 1.90 boyunda bir yumruk indirsin. Adam yere yuvarlandı. Ağzı kan dolu dedi. Nasıl açıldı? Adam kalktı bana geliyor. İkinci yumruğu hazırladım. Geldi beni kucakladı diyor kanlıyla. Öptü. Affen ya kardeş dedi diyor. Heyhat görüyor musunuz? Adam tavafta adam dövüyor. Karşıdaki adam olgun bir adammış. Özür dilerim diyor. Affediyor. Hakkını diyor. Dur dedim bir daha konuşturayım. Bağdat'tan geliyoruz otobüsle. Yerde durduk istasyonda diyor. Tren istasyonu, benzin istasyonunda. Hafta oldu. Bağırıyor diyor petrolcü. Orada akrep var, akrep var diye bağırıyor diyor. Ben de ırbı aldım gidiyorum. Gayri biri de bana bağırdı, defol diye diyor. Bir vurusu ırbı adam yeri yakıldı, ağzıyor dağıldı diyor. Bakalım kaç defa kavga etti Allah aşkına ya. Halit-i Kur'an وَلَا رَفَسَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ Haçta refas yoktur. Cidal yoktur değerli kardeşlerim. Hatırlatıyorum ha. Bir defa başımıza geldi sordular. Almanya'da iki tane genç gelmiş hacca. Böyle dağlara çıkmışlar. Cinsel temasta bulunmuşlar. Ya haç gitti. Cinsel temas yasak. Değerli kardeşlerim. İhramı giydin mi artık buradan itibaren? Koku sürmek yasak. İnek öldürmek yasak. Kıl koparmak yasak değerli kardeşlerim. Aynı zamanda haberiniz olsun. Hanımla normal şartlarda konuşamazsın artık. Çünkü ihramlısın sen, cenazesin. İnşallah gidenleri hatırlatıyorum. Bedel gidenler. Hac etmeyen bir adam bedel yapamaz. Evvela kendi haccı lazım. Geldiniz ihram giyiyorsunuz. İhramı giyerken o şahıs adına niyet edeceksiniz. Onun adına niyet edeceksiniz. Kabe'ye vardın, onun adına tavaf yapacaksın. Niyetin hep o olacak. Sa'da o olacak. Arafat'ta o olacak. Cemalat'ta o olacak. Tekrar hac farzı yeri o olacak. Bütün işler onun adına olacak. Sonra aynı sevap sana da yazdırır. Para verdi, arttı o para. Gelip iade edeceksin değerli kardeşlerim. Biz de bedel gittik 3 defa. Ama her şeyimi onun adına yaptım.
Gelirken de hurma, zemzem hepsini getirdim hediye olarak. Niye? O beni gönderdi ama aynı sevap bana da yazılıyor değerli kardeşlerim. Evet, Cenab-ı Hak yar ve muayenimiz olsun inşallah. Akıbetimiz hayır olsun. Allah cümlemize nasip eylesin. Ben dua ederim Kabe'ye gittikçe ya Rabbi. Bu gelişim son gelişim olmasın Allah'ım. Gelmeyenlere nasip et Allah'ım. Tekrar nasip et Allah'ım. Allah'ım nasibimi kesme benden. Buradan derdim ben. Tayyip hocamız dedi ki ben dilekçe bırakıyorum kuzum derdi şeye Kabe'ye. Nasıl dilekçe? Gelelim gidelim gelelim gelelim kalalım dermiş. Bir gün haç zamanında veda tavafı yaptık dua ediyorum. Ya Rab gelelim gidelim gelelim gidelim gelelim kalalım. Adam bağırdı olmaz ben amin demiyorum duaya. Niye hacı efendi dedim. Benim oğlan evlenecek kızla evlenecekti diye. Korktu adam öleceğim diye. Yine bir haç zamanı veda tavafı yapıyoruz ya. Halis amcamız var yanında. Ağlıyor ağlıyor ağlıyoruz orada. Biz devreye gidiyor. Hocam bana bir dua edin dedi. Ne istiyorsun? Çift şekerli motor dedi. Allah'ını seversen ya. Veda tavafındayız. Mani bir hal gelmiş ağlıyoruz orada. Adamcağız onu istiyor. Niyet neyse olurmuş değerli kardeşlerim. Evet. Cenab-ı Hak yar ve muayenimiz olsun inşallah. Hatim duamıza geçeceğiz. Allah'ın izniyle. Bugün yine beraberdik Hafız amcayla Çelik'le. Bize hatim verir. İnşallah o hatimleri yerine ulaştırıyoruz. Mustafa Kızır kardeşimizin adına hatim yapıyoruz. Cenazesini kıldırdım. Kabirleri pür nur olsun, makamları âli olsun inşallah. Yağmur ve Damla adına, Hüseyin Yiğit adına, Yusuf Mert adına hatim duası yapacağız. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetü lil müttegîn. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim vehdini vehdine ila hakka ve ila tariqa müstakim bi bereketi hatmil Kur'anil azim ve ufu anna ya Kerim ve ufu anna ya Rahim ve ufir lana zunubena bi fazlike ve cudike ve keremike ya ekremel eklemin ve bi rahmetike ya erhamer rahimin. اللهم زينا بزينة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بهركة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وعلى كلها دليلا وإماما اللهم ارزقنا فقها في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وصحة في البدن وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ودخولا في الجنة وعافية في الدين والدنيا والآخرة. Sayın seyirciler bu kurban hadisini beraber okuyalım. Bismillahillezî la yazur ma'a ismihi şey'ün fil arzı ve la fil semâi ve huve semîhul alîm. Bismillahillezî la yazur ma'a İsmihi şey'ün fil arzı ve la fil semai ve huve semihul alim. Bismillahillezi la yazurru ma'a ismihi şey'ün fil arzı ve la fil semai ve huve semihul alim. Maşallah, barikallah, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. E'ûzu bi kelimatillahi tammeti min şerri ma kalak. Subbuhun kuddusun rabbuna ve rabbul meleket varum. Hastalara okuyan bir dua. Şifa hadisi. Bismillahi erzike. Vallahu yeşfike. Min kulli devam fike. Ve min şerri nefesat fil lukat. Ve min şerri hasidin izah hasid. Bismillahi erzike. Vallahu yeşfike. Min kulli devam fike. Ve min şerri nefesat fil lukat. Ve min şerri hasidin izah hasid. Bismillahi erzike. Vallahu yeşfike. Min kulli devam fike. Ve min şerri nefesat fil lukat. Ve min şerri hasidin izah hasid.
Allahümme tıbbil gulubi ve devaiye, afiyetel ebdani ve şifaiye, ve nuril efsari ve ziyaiye. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme habbibi ileynel imane ve zeyyenehu fi gulubine, ve kerrih ileynel küfre vel füzuka vel isyan, ve cealne minel raşidin. Allahümme kıni azabek, yevme teb'asu ibadek. Allahümme erzukni cennete bi gayri sebep. Allahümme ce'alhu umreten mebruran ve sayen meşhur ve zemben mağfur ve amelen salih makbul ve ticareten lentebur. Ya Allah, bina zulmez ilen nur, bir rahmetike ya aziz ya gafur ya zel celal ve ikram. Allahümme bakta evel melevan ve taqabel asran ve kerreler cedidan festekbelel fergadan ebelli ruhu ehli beyti bin netayete ve selam. Allahümme ecirna minen nar, Allahümme ecirna minen nar, Allahümme ecinni ve ecinne minenler ya Rabbil Alemin. Allahümme neselke imanen kamile ve yakinen sadika ve rizgan vasi'a ve kalben haşi'a ve lisanen zakira ve ulumen nafi'a ve tevbeten nasuha ve tevbeten kablel mevt ve rahmeten andel mevt ve mağfireten ba'del mevt ve dukulen fil cennet. Allahümme mahfaz ümmete Muhammed. Allahümme mahfaz ümmete Filistin ve Gazze. Allahümme merham ümmete Filistin ve Gazze ya Rabbel Alemin. Allahümme merham ümmete Filistin ve Gazze ya Rabbel Alemin. Allahümme sa ümmete Muhammed. Allahümme sa ümmete Filistin ve Gazze. Allahümme affir li ümmete Muhammed. Allahümme affir li ümmete Filistin ve Gazze. Allahümme ferriç an ümmete Muhammed. Allahümme ferriç an ümmete Filistin ve Gazze ya Rabbel Alemin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب sana açılan eller hürmetine, zikreden diller hürmetine, aşıklar, sadıklar hürmetine, şehitler, gaziler hürmetine, üçler, yediler, kırklar, evliyaullah hürmetine, dualarımızı mebrur, amellerimizi makbul, niyetimizi halis eyle. Ramazan hakkımıza şefaat eyle inşallah. Ya Rabbi, okunan duadan, hazimden meydana gelen sevabı iki can sultanı sallallahu aleyhi ve sellem ruhu tayyibelerine fakir ana hediye vasıt ya Rabbi. Bütün peygamber kullarına, ashab-ı güzin tabi'in tebe'in tabi'in kullarına, üçler, yediler, kırklar, evliyaullah, rica'li kayıp, ruhlar da babamadilerine. Ya Rabbi Ebu Eyyubil Ensar Hacı Bayram Veli Hacı Bektaş Veli Şems-i Tebrizi Mevlana Celaleddin Rumi Sadreddin Nikonevi Şemide de Ladikli Ahmet'e Saremi ve Taharucam ruhlarına bağışladık. Bağışla ya Rabbi. Hacı Misafir. Halis amca Mehmet dede Münip dede Çoban Hacı Misafir ruhlarına bağışladık. Bağışla ya Rabbi Alemin. Hasaten Mustafa Kıtır'ın ruhuna bağışladık. Kabrini pur nur eyle. Makamını âli eyle. Oradayken makamını gönderdi ya Allah'ım. Hasreten Yağmur ve Damla'nın ruhlarına bağışladık. Bağışla ya Rabbi. Hüseyin Yiğit, Yusuf Berber ruhlarına bağışladık. Bağışla ya Rabbi Alemin. Hüseyin Mert. Ya İlahi Alemin. İzleyicimizin, harita intikal eden annemizin, babamızın, dedemizin, neyimizin. Çok yakınlar ruhlarına bağışladık. Bağışla ya Rabbi. Peygamber ruhlarına. Evliyaullah ruhlarına bağışladık. Bağışla ya Rabbi. Mübarek günler gecelerde hatırlanmayan, dua bekleyen ruhlarına bağışladık, bağıştır ya Rabbi. Kendi makamımıza hediye ettik, bağıştır ya Rabbi. Son anımızda, son demimizde. Dünyamızı görmez olduk da. Elimizde Kur'an, kalbimizde iman dilimizde. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Sadıkul Va'dul Emin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. As-salatu ve selamu aleyke ya Seyyidil Evvelin ve Ahirin. Ve ala cemiyel enbiya ve mürselin. Yolumuz İslam olsun. Rehberimiz Kur'an olsun. Liderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Geçen bayramımız mübarek olsun inşallah. El Fatiha.